Bu Macaristan meselesi mühim paşa. Dikkatli olmak icap eder. Bırak bu yumruğunu hünkârım. Bizzat takip ediyorum. Bugün Mihrimah'la konuştum. Sabahlara kadar çalışıyormuşsun. Fırsat buldukça sarayında kalıyorum sultanım. Malum sultanımız Loosa. Yalnız bırakmaya gönlüm el vermiyor. Zinhar ihmal etmeyesin. Mihrimah'ın nasıl Hürrem? Afiyetlidir inşallah. Sek sek ziyaretine gidiyorum Süleyman. Bir haftaya toparlanır. Rüstem Paşa da gözü gibi bakıyor zaten. İyi bir devlet adamı olduğu gibi iyi bir eş ve iyi bir baba da olduğunu ispat etti. Teveccühünüz sultanım. Hünkârım bağışlayın, belki yeri değil ama bilmeniz icap eden bir husus daha var. Söyle. Manisa'dan Şehzade Mustafa Hazretlerinden bir haber ulaştı elime. Söylenenlere göre şehzademiz Yeniçeri'yi teftiş edip para dağıtmış. Vallahi sultanım, Rüstem aldı başına gidiyor. Bugün divanda sözümü kesmeye bile cüret etti. Hünkârımızın gözüne girebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Lakin hünkârımız onun hakiki yüzünün farkında değil. Hürrem gözlerini öyle bir bağlamış ki hakikati görmesi mümkün değil. Bu sancak meselesi mühim paşa. Bir kere daha tavsiye etmen lazım. Sultanım. Her fırsatta lafını ediyorum. Ancak Hürrem Sultan her ne anlatıyorsa hünkârımızı bir türlü ikna edemiyorum. Mehmet giderse kendisinin de gideceğini biliyor tabii. İkna etmeye mecbursun paşa. 20 yaşında bir şehzadenin payitahtta ne işi var? Hürrem Sultan'ın hikmetinden sual olunmaz sultanım. Nereden icap etmiş yine? Sık sık ziyaret ediyorlardı zaten hünkârım. Bu son gittiklerinde Mihrimah Sultanımızı bahane göstermişler. Malum doğum yapınca. Buna ne var paşa? Şehzademiz yeğeni için para dağıtamaz mı? Şehzademizin iyi niyetinden kimsenin şüphesi olmaz, haşa. Lakin bir şehzadenin böyle bir sebepten askere para dağıtması görülmüş şey değil sultanım. Mübalağa ediyorsun bence Yeniçeri'yle arasını iyi tutması için. Her fırsatta gitmesi, alakadar olması lazım. Bağışlayın sultanım fakat bu yakışık almaz. İlaveten vazifem icabı hünkârımıza böyle bir hadiseyi bildirmeye mecburum. Hünkârım, müsaade buyurursanız sultanımız beni bekler. Çekilebilirsin. Süleyman bunun için canını sıkmaya değmez. Nihayetinde şehzademiz yeğeni için bir şey yapmak istemiş. Kimsin sen? Nigar Hatun? Hünkârım. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Senin de paşa. Hünkârım emrettiğiniz üzere Kraliçe Isabel'e mektup gönderdim. Ayrıca Ferdinand'a da fermanınızı yollayarak
ülkeyi Zapolyon'un oğlu Reşit olana kadar kraliçe ve Varadin psikoposu Utyeshenoviç Martinuzu'nun idare etmesini emrettiğinizi belirttim. Âlâ. Hadiselerden haberim olsun. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Bir husus daha var hünkârım. Hayli mühim bir mevzu. Senin ne işin var burada? Gel. Ne bu halin? Halimi ne sen sor, ne ben söyleyeyim nasıl efendi? Birkaç gün evvel geldim. Yalnız mı geldin? Kızın nerede? Bulamadım nasıl efendi? Söylediğin yere gittim ama yok. Gitmişler. Yer yarıldı, yerin içine girdiler sanki. Ne kızım var, ne rahmetlinin ailesi. Vay Allah. Hemen dönseydin madem. Bir müddet arayayım dedim. İş sürdüm ama nafile. Param bitince de ortada kaldım. Bir türlü dönemedim. Olanla ölene çare olmaz hatun, üzülme. Nigar hatun. Şu halime bak nasıl efendi. Bana neler yaptılar. Hep onların yüzünden. Hürrem Sultan'la. O Rüstem'den asırtılan yüzünden. Hayatımı mahvettiler. Evladımı çaldılar benden. E ne demeye buraya geldin hatun? Memleketine gideydin. Akıllı hatunsun. Beceriklisin. Elbet bir yolunu bulur başının çaresine bakardın. Sen var git yoluna beyim. Ben gene başımın çaresine bakarım. Haydi gel. Evvela sana kalacak bir yer ayarlayalım. Sonra bir çaresine bakarız. Hünkârım, Şehzademiz Mehmet her fırsatta yanıma teşrif edip devlet işleriyle alakalı benimle sohbet ediyorlar. Takip edecek elbet. Şüphesiz. Lakin Şehzademiz haklı olarak ne vakit sancağa çıkacaklarını sual ediyorlar. Defalarca tavsiye ettim. Şayet canınızı sıkıyorsan bağışlayın beni. Fakat benim bütün endişem Şehzademizdir. Zira hayli üzgünler. Sizin kendilerine güvenmediğinizi düşünüyorlar. Sen ne dersin paşa? Mehmet benim can damarım, ona nasıl güvenmem? Elbette hünkârım, elbette. Lakin Şehzademiz 20 yaşına geldiler. Ne söylesem tesir etmiyor. Kanları kaynıyor malum. Zapt etmek güç. Zira hevesleri kırılır diye korkuyorum. Usullerimiz icabı bir an evvel sancağa çıkmaları mühim. Hünkârım, Rüstem Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım, rahatsız ediyorsan bağışlayın. Etmiyorsun paşa. Biz de Lütfü Paşa ile sohbet ediyorduk. Kendisi Mehmet'in bir an evvel sancağa çıkması icap ettiğini söyler. Sen ne dersin? Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Lakin mühim bir karar bu. Etraflıca düşünmek icap eder. Ne diyorsun Hatice? Nigar söylediği şeyi yapabilir mi? Halini görmedin mi? Her şeyi. Şu
Sultanım. Nihayet geldiniz paşa. Devlet işleri sultanım. Bir türlü bitmek bilmiyorum maşallah. Lakin size hayırlı haberlerim var. Hünkârımız en nihayetinde tavsiyelerime kulak verdi. Kabul ettiler mi? Mehmet gidecek mi? Sadece şehzademiz Mehmet değil, Selim ve Beyazıt şehzadelerimiz de gidecekler. Nasıl olur? Emin misiniz bundan paşa? Eminim sultanım. Hünkârımız çıkılacak sancakları tetkik edip tavsiye etmemi buyurdular. Velhasıl kelam anlaşılacak olan odur ki şehzadelerimizin çıkacakları sancaklara ben karar vereceğim inşallah. İşte bu güzel haber. Bir an evvel sancakları tespit etmek lazım. Hürrem Mehmet'le gidecektir. Bu yüzden onun hangi sancağa çıkacağı mühim. Olabildiğince uzak bir yer olmalı. Yalnız çevrede mühim bir sancak tavsiye etmek lazım. Aksi halde maazallah kabul görmez. Hünkârım, Habsburg Kralı'nın elçisi Jerome Lasti geldiler. Alın içeri. Sultan Süleyman Han Hazretleri, Majesteleri Arşidük Ferdinand adına siz Yüce Sultan'ı selamlarım. Lütfü Paşa, sual et bakalım bizden ne istiyorlar. Arşidük Ferdinand, Macaristan'ın kendisine bırakılması halinde Zapolya gibi Osmanlı tabiatını ve haracını siz Yüce Hükümdar'a ödemeyi vaat etmektedir. Zapolya benim valimdi. Eğer Ferdinand da valim olursa o vakit kabul ederiz elbet. Sultanım. Ne yaptın hatun? Senden şüphe etmiyorlar değil mi? Hayır sultanım. Merak etmeyin. Her şey yolunda. Âlâ. Bir şeyler öğrenebildin mi bari? Hürrem Sultan sık sık ziyaret ediyorlar sultanımızı. Dün gece Rüstem Paşa ile konuşurlarken gördüm. Tam anlamadım ama bir sancak meselesinden bahsettiler. Hürrem Sultan hayli öfkeliydi sultanım. Başka bir şey var mı? Hayır sultanım. Fırsat buldukça gelip malumat veririm size. Sen gözünü kulağını dört aç hatun. O sarayda olup biten her şeyi bilmek istiyorum. Çok dikkatli ol. Hadi. Sen daha fazla oyalanma. Saraya dön. Emredersiniz sultanım. Macaristan İslam ordusu tarafından iki kez fethedildi. Eğer ki icap ederse bir üçüncü kez de Allah'ın izniyle fethederiz. Yüce Sultan, Zapolyon'un bizimle yapmış olduğu bir anlaşma var. Benim valimle hiç kimse benim müsaadem ve dahi emrim olmadan anlaşma yapamaz. Bu sebepledir ki o yapılan anlaşma hükümsüzdür. Kaldı ki anlaşma hükmünde Zapolyon'un varisi olmaz ise denmiş. Oysa Kraliçe Isabel'in bir oğlu var. Henüz çok küçük bir bebek paşam. Macar tahtı kimden olduğu meçhul olan bir bebeğe teslim edilemez. Macar tahtına kimin oturup kimin oturmayacağına ancak ben karar veririm. Bu bizim Mohaç'ta aldığımız kılıç hakkımızdır. Ferdinand, eğer cesareti varsa bana elçi göndermek yerine kalksın gitsin Budin'i işgal etsin. Lakin ben gidene kadar yine kaçacaksa o vakit zaten ben buna cesaret demem. Budin'e gönderdiğimiz Çavuşbaşı Ali Ağa'dan bir haber var mı? Henüz yok hünkârım. Her menzilde hazır ettirdiğim atlarla en kısa müddette gitmesini sağladım. Yakında alırız haberlerini. Âlâ. Lütfü Paşa, Macaristan yine karışacağı benziyor. Olası bir sefer için sen yine gizliden hazırlıkları başlat. Emru ferman yüce hünkârımızındır. Şehzadem. Buyurun hünkârım. Gel seninle dolaşalım biz. Sen de bize katıl Lütfü Paşa.
Şeref duyarım hünkârım. Havalar düzelince münasip bir vakitte seninle ava çıkarız. Selim ve Bayezid de gelir bizimle. Nasıl arzu ederseniz hünkârım. Lütfi Paşa, seninle daha evvel konuştuğumuz mevzu üzerine bir çalışma yapabildin mi? Elbette hünkârım. Takdim etmek için huzurunuza çıkacaktım bugün. Âlâ. O vakit söyle bakalım. Şehzademin çıkması için hangi sancağı tavsiye edersin? Sancağı mı? Hünkârım, eğer siz de münasip görürseniz Şehzademiz Mehmet için Amasya sancağını tavsiye ederim. Doğu Serhat'ı ve Karadeniz'e yakın olması hasebiyle oldukça mühim bir sancaktır. Demek Amasya. Peki Selim ve Bayezid için tavsiye nedir? Şehzademiz Selim için Konya sancağı, Şehzademiz Beyazıt için Kütahya sancağı hünkârım. Demek Konya ve Kütahya. Münasiptir. Sen bir an evvel hazırlıklara başla. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, bana dünyaları bağışlasanız bu kadar sevinmezdim. Emin olun sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bundan hiç şüphem yok. Seni daha evvel sancağa çıkarmam icap ederdi. Lakin sen sabırla bekledin. Bıkmadan, usanmadan çalıştın, hazırlandın. Seni hep böyle görmek isterim. Her daim siz yüce hünkârımıza layık bir evlat olmak isterim hünkârım. Sultanım. Hünkârımız en nihayetinde Şehzade Mehmet'in çıkacağı sancağı kabul buyurdular. Şehzade Mehmet Amasya'ya gidiyor inşallah. Nihayet bu gece çok rahat uyuyacağım. Biraz da Hürrem uykusuz kalsın. Şehzade Mustafa Hazretlerine de haber etmek lazım. Bu habere sevinecektir muhakkak. Elbette. Bu sayede Hürrem'den de kurtulmuş olacağız. Vallahi ne yalan söyleyeyim sultanım. Ben gideceğine hiç ihtimal vermiyorum. Ne yapar, ne eder bir yolunu bulur, kalır. Kapılar açıldı bir kere. Çıkması için elimizden geleni yapacağız. Etekleri tutuşmuştur şimdi. Bilhassa Rüstem'in. Gerçi onun için başka düşüncelerim var. Gözün Mehmet'in üzerinde olsun. Etrafında kimseyi istemiyorum. Ne Lütfü Paşa, ne Şah Sultan, kimse. Sultanım, Rüstem Paşa'nın hakkı var. Şehzadelerimizi daha fazla tutamayız burada. Haklı olmanız bir işe yaramıyor Sümbül. Bana bir çözüm bulun. Mehmet. Validem. Aslan şehzadem benim. Ben de seni sual ediyordum şimdi. Zannediyorum haber almışsınızdır. Babam beni Amasya sancağına tayin edeceğini söyledi. Üstelik sadece ben değil, kardeşlerim de çıkacaklar sancağa. Ne hoş. Onlar nereye gidecek? Selim Konya'ya, Beyazıt da Kütahya sancağına validem. Ancak yaz aylarını bulur gitmemiz. Hayırlısı olsun şehzadem. Validem üzülmeyin. Siz de benimle birlikte geleceksiniz. Ya da belki kardeşlerimle gitmek istersiniz, bilmiyorum. Sultan. Rüstem Paşa. Haberi az evvel aldım. Pek ihtimal vermiyordum. Lakin Şah Sultan istediğini aldı. Henüz tayin kararı verilmedi. Ayrıca verilse de mühim değil. O güne kadar köprünün altından çok sular akar. Geri dönüş olmaz Sultan. Thank you.
Hünkârımız bir karar vermiş olabilir. Lakin o karar aynen tatbik edilecek diye bir şey yok. Sanıyorum aklınızda bir şey var sultanım. Var elbette. İki gündür bunu düşünüyorum. Madem Mehmet'in sancağı çıkmasına mani olamıyoruz, o halde bizim istediğimiz sancağa gitsin. Amasya diğer sancaklara nazaran daha mühim bir sancak sultanım. Yine en münasibi orası. Rüstem Amasya'ya değil. Benim aslanım Manisa sancağına çıkacak. Taht sancağına. Şehzade Mustafa yıllardır orada. Nasıl olacak bu? Onu sen bulacaksın Rüstem. Ben senin istediğini yaptım. Seni Mihrimah'la evlendirdim. Şimdi sen de benim istediğimi yapacaksın. Ne yaparsan bilmem ama Mehmet Manisa'ya gidecek.